10. konuşmayı Cumhuriyet Halk Partisi adına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yapacak. Sevgili vatandaşlarım, 7 Haziran pazar gününe çok az bir zaman kaldı. Bu seçim Türkiye için bir dönüm noktası olacak. 8 Haziran sabahı bu ülke yeni bir geleceğe uyanacak. Şüphesiz ki seçimler demokrasinin vatandaşa tanıdığı söz hakkıdır. Evet, söz hakkıdır. Ama sadece bu değil. Seçimler aynı zamanda demokrasinin vatandaşa yüklediği olağanüstü sorumluluktur. Bu sorumluluğu görmezden gelmeyin. Asla boş vermeyin. Asla küçümsemeyin. Sevgili vatandaşlarım, 7 Haziran pazar günü herhangi bir pazar günü olmayacak. O pazarın ne kadar önemli, ne kadar hayati, ne kadar değerli bir pazar olduğunu asla unutmayın. Onun için 7 Haziran Pazar günü uyandığınızda şöyle bir durun ve kendinize sorun lütfen. Bu ülkenin vatandaşlığı olmaktan mutlu muyum? Yarınlara güvenle ve inançla bakabiliyor muyum? Toplumun bir bireyi olarak başım dik, gönlüm rahat mı? Gece yastığa başımı huzurla koyabiliyor muyum? Yediğim ekmek, içtiğim su boğazımdan rahat geçiyor mu? gençseniz gençliğimi özgürce yaşayabiliyor muyum diye sorun. Okul ve eğitim sisteminden memnun muyum? Yarın mezun olduğumda arzuladığım işi bulabileceğime inanıyor muyum diye sorun kendinize. Anaysanız, babaysanız çocuklarımı layıkıyla büyütüp, yetiştirip, eğitim ve öğrenimlerini layıkıyla yapmalarını sağlayabiliyor muyum diye sorun kendinize ailemin ihtiyaçlarını layıkıyla karşılayabiliyor muyum diye sorun. Geleceğe umutla bakabiliyor muyum diye sorun. Milletinin bir bireyi olduğum bu ülkede hak, hukuk, adalet, eşitlik ve vicdan kavramlarının var olduğuna inanıyor muyum diye sorun kendinize. Yaşamaya çalıştığım ülkenin eğitim sisteminden memnun muyum? Elime geçen paradan, sosyal haklardan, sağlık sisteminden memnun muyum? Emekliyseniz yıllarca çektiğim çilelerin karşılığı görüp göreceğim bu mu olmalıydı diye sorun kendinize. Devletimin ben ve benim gibilere vereceği değer bu mu olmalıydı diye sorun. Yoksulluğa mahkum edilmişseniz suçum ne diye sorun. Aile kurmak, insanca yaşamak benim de hakkım değil mi diye sorun kendinize. Ev sahibi olmak benim de hakkım değil mi? Neden kiraya mahkumum diye sorun. İşsizlik bataklığında yok olmayı bekleyenlerdensiniz. İşsiz olmak için ne kusur işledim ki diye sorun kendinize. Kadınsanız suçum ne diye sorun. Toplumun hor görülen, hiçe sayılan, kölelikten hallice konumuna layık görüleni olmayı hak ediyor muyum diye sorun kendinize. 7 Haziran Pazar günü uyandığınızda lütfen ama lütfen bir an durup düşünün ve sorun kendinize ülkemdeki zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan ekonomik gidişattan ızdırap duyuyor muyum diye sorun. İnsani, ahlaki, siyasi, hukuki değerlerde meydana gelen yozlaşmadan rahatsız oluyor muyum diye sorun. Yoksulluk varsa var, işsizlik varsa var, adaletsizlik, vicdansızlık varsa var. Benden uzak olsun da Varsın olsun diyebilir miyim diye sorun kendinize. Yapıyorsa çalacak tabii. Helal hoş olsun diyebilecek bir adalet anlayışına sahip olabilir miyim ben diye sorun. Milletin polisle, hukukla, basınla, sporla, sanatla, kültürle, dinle, imanla arasını açan, milletin devletle arasını açan, en acısı milletin milletle arasını açan zihniyetten yana mıyım diye sorun. Sevgili vatandaşlarım, bu ülkenin sizin ülkeniz olduğunu, bu ülkenin geleceğinin sizin geleceğiniz olduğunu unutmayın. Bu ülkenin sizden beklediği en temel görevlerden biri oy vermenizdir. Mutlaka oy verin. Oy verirken bir kez daha düşünün. Son derece memnun oldukları bu nedenle bir kez daha sizden oy istedikleri Türkiye'den siz de memnun musunuz? meydanlarda gururla anlatılan zenginlik sizin eve uğradı mı? Neden hiçbir dönemde olmadığı kadar ayrıştık, parçalandık, sevgisiz, saygısız olduk? Lütfen tüm bunları tekrar tekrar düşünün. Biz CHP olarak neler yapmak istediğimizi tek tek anlattık. Yaşanacak bir Türkiye için neler yapacağımızı tek tek anlattık. Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye vereceğiz dedik. Asgari ücret net 1500 lira olacak dedik. Taşeron işçilik sistemini kaldıracağız dedik. 17 milyon yoksul aile sigortasına kavuşacak. Hiçbir ailenin geliri 720 liranın altında olmayacak dedik. İşsizliği bitireceğiz dedik. Eğitim sistemini iyileştireceğiz dedik kredi borcu çaresizliğini bitireceğiz dedik. Çiftçi, esnaf, kobi nefes alacak dedik. Kiraya mahkumiyeti bitireceğiz. Herkes ev sahibi olacak dedik. Merkez Türkiye projesini hayata geçireceğiz. Bu proje Türkiye'nin ekonomisinin, Türkiye'nin geleceğinin garantisi olacak dedik. Dünyada güçlü bir konumda olmak için öncelikle ekonomimizi güçlendireceğiz dedik. Biz bu seçim döneminde neden CHP'ye oy vermeniz gerektiğini anlattık. CHP size umut olmak için var. Yaşanacak bir Türkiye için var. Biz CHP olarak hazırız. Programlarımız, kadrolarımız hazır. Ülkeye milletin çok özlediği ekonomik refahı, eşit ve adil hak dağılımını, iç ve dış barışı Onurlu duruşu, birliği, beraberliği getirmeye geliyoruz. İşsizliğin, yoksulluğun, adaletsizliğin, vicdansızlığın, eşitsizliğin, sevgisizliğin, saygısızlığın kökünü kazımaya geliyoruz. Evet, kökünü kazıyacağız. Türkiye'yi yaşanmaz bir ülke haline getirenlerin neden olduğu bütün dertleri ve sıkıntıları sıfırlayacağız. Az kaldı yaşanacak bir Türkiye'ye geliyor. Yeter ki bir olalım, birlik olalım. Kuşku duymadan, acaba demeden, üşenmeden, yorulmadan, bölünmeden, milletçe birbirimize tutunarak önünde durulmaz büyük bir güç olarak oyumuzu kullanalım. Oyunuzun ne kadar değerli olduğunu unutmayın. Bilmenizi istiyorum ki biz Türkiye genelinde sandık güvenliği konusunda üzerimize düşen tüm tedbirleri alıyoruz. Sandık seçme hakkı demektir. Oy vermek demektir. Herkes hepimiz ya sandığa gidip oy vereceğiz ve kendi geleceğimizi kendimiz belirleyeceğiz ya da gitmeyeceğiz, bırakacağız. Geleceğimizi başkaları belirleyecek. Ya bırakacağız baskılar, kutuplaşma, ayrımcılık, adaletsizlik, israf Kibir ve yağma devam edecek ya da sandığa gidip oy vereceğiz ve yaşanacak bir Türkiye'yi hayata geçireceğiz. Sevgili vatandaşlarım, 7 Haziran pazar günü uyandığınızda lütfen ama lütfen bir an durup düşünün ve sorun kendinize. Ne olacak bu memleketin hali? Ne olacak benim halim? Ne olacak ailemin, çocuklarımın hali? Ve kalkın Hazırlanın. Sandığa gidin, oy verin. Hepimiz için, geleceğimiz için, yaşanacak bir Türkiye için.